بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الهبة والصدقة كتاب هبة والصدقة البيان باب الرجوع في الهبة هبة ده رجوع اتمك جائز مي değil mi bir adam bir adama bir şey hediye eder hibe eder bağışlar ondan dönmesi caiz mi değil mi bunda iki kavul var bir kavule göre caiz değil bir kavule göre caiz حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العكدي قال حدثنا شعبة وهشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عباس diyor ki رسول أكرم التنمذ buyurdular العائد في هبته كالعائد في قيئه hibeyi verip de dönüp hibesini geri alan usar döner kusuntusunu yer. Kustuğu şeyi yer. Bunun gibidir. Bunun gibidir ne demek? Yani hoşa gitmez mi yoksa haram mı? Ülemanın bir kısmı diyor ki bir adam bir şeyi kustu mi necis oldu. O necisi yemesi haramdır. Öyleyse vermiş olduğu hibeden dönüp gerisini geri almak haramdır. Bir kısmı da diyor ki yok bunda haram demiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Yani bir adam kusar da yerse bu doğrudur. İnsanın necis yemesi haramdır. Fakat diğer rivayetlerde geliyor ki kusuntusunu yiyen köpek gibidir. Köpeğin kustuğunu yemesi haram değil. Köpek mükellef değil. Fakat kustuğunu yiyen köpek kötü bir iş işlemiş olur. Bu da kötüdür. İkisinin beyanı da gelecek. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdular ki فذهب قوم bir kavim zahib buldular ki إلى أن الواهب bir hibeyi yapan adam ليس له أن يرجع dönmek ona caiz değildir فيما وهب bağışladığı bir şeyden dönsün tekrar gerisin geri alsın buna caiz olmadı ona واحتجوا في ذلك بهذا الحديث bu hadisi de delil getirdiler ki Resulullah Efendimiz buyurdular El-a'idu fi hibetihi kel-a'idi fi qayih. Hibesinden dönen adam neye benzer? Kustuğunu yiyen adama benzer. Ve kalu bunlar dediler ki bu fikre sahip olanlar lemma kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kad ce'ale rucu'a fil hibet. Vaktaki Peygamber Efendimiz hibeden dönen adamı kıldı. Kerrucu'i fil kıyı. Kustuğunu yiyen gibi kıldı. Ve kâne rucu'un resulü fi kıyı. İnsan da kustuğunu yemesi oldu. Haramen aleyh. Ona haram oldu. Çünkü necistir. Necisi yemesi caiz değildir. Haramdır. Kâne kezalik. Böylece oldu. Rucu'uhu fi hibeti. Hibesinden dönen adamın da dönmesi haram oldu. Çünkü teşbih öyle. Hibeden dönen adam kustuğunu yiyen adama benzer. Kustuğunu yemesi haram. Öyleyse hibeden dönmesi haram. Bu kavle göre böyle. Ve halefen fî zâlike âkharûn. Ulemanın diğer bir kısmı buna muhalefet ettiler. Fekalû dediler ki lilvâhibe en yercia fî hibetihî. Hibeyi yapan adam hibesinden dönmesi caizdir. İzâ kânet kâimeten alâ hâleha. Eğer hibesi olduğu gibi duruyor ise tebdil-ü tahir olmamış. Adama vermiş olduğu hibe olduğu gibi duruyor. Öyleyse bu adam dönebilir. Dönüp de ben bağışladım ama ben pişman oldum gerisini geri alacağım diyebilir. Fakat onun şartları var. 7 şartı var hibeden dönmenin. Eğer o 7 şartı varsa dönebilir. Yok, o 7 şartın birisi yoksa dönemez. Ona da diğer fıkıh kitaplarında وَتَمْنَعُهَا حُرُوفُ دَمْعِنْ خَزِكَةً derler. دَمْعِنْ خَزِكَةً 7 harf. Bunlardan birisi bulunursa hibesinden dönemez. دَمْعِنْ خَزِكَةً onu yazın öyle kenara da. Evet. O şartlardan birisi gaim. Tebdil-ü tayir olmamış. Dem'in demek tebdil. Tebdil olursa dönemez. Mim, mevte işaret. Vermiş olduğu adam ölmüş. Veresesine kalmış. O vakıfta dönemez.
ayin, ivez, hibe vermiş, o da o hibesine karşılık, o da ona bir hediye, hibe, bir şey yapmış. Vakıtta dönemez. Ha, hazike, ha, hurul. Adama hibe etmiş, o da getirmiş, birisine sadaka vermiş. Elinden çıkmış. Vakıtta dönemez, adamın elinde değil. Evet. Hazike, ziyade, za ziyade işaret. Adama vermiş bir şeyi, hibe etmiş, o onu çoğaltmış, ziyadeleştirmiş. Mesela o ona bir koyun verdi, yahut da inek verdi, ondan birçok nesil türetti. Yahut da o bir iplik verdi, o ipliği getirdi, tokuttu, kumaş yaptırdı. Bir ziyadelik var. O ziyadelik olursa vakıtta dönemez. Kaf, karabete işaret. Kendi akrabasından birisine bir şey hibe verirse ondan da dönemez. Kadın kocasına verdi, kocası kadına verdi, oğul babaya verdi, baba oğula. Onlar da dönemezler. Ha, helake işaret. Vermiş olduğu hibe, o şey helak olmuş, gitmiş. Öteki adam da dönüyor. Dönüyorsun ama neyi alacaksın? Helak olmuş, gitmiş. Demin hazike, yedi şey. Burada onları beyan ediyor. Birisi diyor ki اِذَا كَانَتْ قَائِمَةً عَلَى حَالِهَا. İşte o şartların birisi vermiş olduğu o hibe elinde olduğu gibi kalıyor. Yani tebdil-ü tayir olmamış. لَمْ تَسْتَهْلِكْ. Helakete gitmemiş. Mevcut. وَلَمْ يَزِدْ ف۪ي بَدَنِهَا. O verilen hibenin bedeninde bir şey ziyade olmamış. Bedeninde diyor, yani kendisinde ziyade olursa dönemez ama kendisinde değil de neslinde, töremesinde olursa dönebilir. Ba'den yekunel mevhubu le, hibe edilen adam olduktan sonra leyse bizi rahimin mahremin minel vahid. O hibeyi yapan adamın akrabasından değil, zirahmi değil, akrabalık yok aralarında. Ve ba'den yekune lem yusibu, bir de onu sevap hasenat dolayısıyla sadaka etmemiş. Ey lem yu'te lem yu'tehu minha sevap. Bir sevap almamış. Çünkü onu sadaka vermiş de sevap almışsa bu vakitte hibesinden dönemez. Ve in kana sabehu minha sevaben. Yok, alan adam ondan bir sevap kastetmişse. Ve kubide zalike sevabu minhu. O sevap da ondan kabul edilmişse. Yani sadaka vermiş. Adam verirken hibe demiyor da sevap kastediyor. Diyor ki al bundan, Allah-u Teala bunun mukabilinde bana sevap versin. O vakitte hibelikten çıktı o. O sadaka oldu, sadakadan dönemez. Demek ki verirken hibe kastiyle vermek başka, hasana sadaka niyetiyle vermek başka. Hibe bağış. Ondan dönebilir, bağıştan, hibeden. Fakat sevap kastiyle sadaka verirse ondan dönemez. فَاِنْ كَانَ اَسَابَهُ مِنْهَا سَوَابًا. Ondan bir sevaba isabet ederse, esab, yani kast ederse, وَقُبِلَ ذَٰلِكَ السَّوَابُ مِنْهُ. O sevap da ondan kabul edilirse, o sadakayı da alan da kabul ederse dönemez. اَوْ كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ. Yahut da hibe olunan adam olursa, ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنَ الْوَاحِدِ. Hibe eden adamın bir akrabası olursa, فَلَيْسَ لِلْوَاحِدًا يَرْجِعَ ف۪يهَا. Bu vakitte hibeyi yapan adam için caiz değildir hibesinden dönmek. Dönemez. Evet. فَاِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَاهِبُ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ لِلْمَهُوبِ لَهُ. Peki hibe olunan adam onun akrabası değil, yabancı. وَلَاكِنَّهَا اِمْرَأَةٌ. Lakin kadındır, kendi ailesidir. وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا. Kadın kendi kocasına hibe etti. Akrabalık yok ama kadın kocalık var. Evet, اَوْ زَوْجٍ وَهَبَ لِمْرَأَتِهِ. Yahut da hibe eden adam erkektir, ailesine hibe ederse. فَهُمَا فِي ذَلِكِ. Bunlar kadın koca bu meselede كَذِرْ رَحِمِ الْمَحْرَمِ. Akraba gibidirler. Onlar da dönemezler. Çünkü aralarındaki o zevciyet, mehremiyet gibidir, kuvvetlidir. Onun için garabet diyor. Garabet oldu mu bitti. Dönemez. وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا اَنْ يَرْجِعَ. Zevci zevceden hiçbirisi için dönmesi caiz değildir. Ne de dönmesi فِيمَا وَهَبَ لِسَاحِبِهِ. Sahibine kadın koca herhangisinden birisi diğerine, kendi sahibine vermiş olduğu hibeden dönemez.
Şimdi bu ikinci kavul. Demek ki ikinci kavulde hibeden dönebilir ama onun yedi şartın birisi noksan olursa o vakitte dönemez. Yoksa döner. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَٰلِكِ Peki bu ikinci kavul dönebilir, şartlar varsa dönebilir diyenlerin delillerindendir bu mesele hakkında. اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz جَعَلَ الْعَائِلَ فِي هِبَتِهِ Hibesinden dönen adamı kıldı. وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا Onu kıldı. Ney? Fustuğunu yiyen bir kimseye teşbih etti. Böyle kıldı. وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا Fakat Peygamber Efendimiz beyan etmedi ki مَنِ الْعَائِدُ فِي قَيْئِهِ O ustuğuna dönen kimdir? Bunu beyan etmedi. Ustuğunu dönüp yiyene benzer. O dönüp yiyen insan mıdır, kert midir? Çünkü rivayetler muhtelif. Bunu beyan etmedi. Ustuğunu yiyen bir adam deseydi, sizin dediğiniz doğruydu. Fakat ustuğunu yiyen insan olmaz ki. Kelp olur. Kelpte olduğu gibi bu sefer haram olmaz. Fakat yecûzü en yekûne erâder recûlel âide fîkîhî Caiz ki Resulullah Efendimiz adamı kastetti. Erâder recûle adamı kastetti. Öyle adam ki el âide fîkîhî ustuğunu yiyen adamı kastetti. فَيَكُونُ قَدْ جَعْلَ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي مَا هُوَ حَرَمٌ عَلِهِ Vakıtta kustuğunu yiyen adamın yediği haram olduğundan öyleyse hibesinden dönende bunun gibi oldu, dönmesi haram oldu. فَسَبَتَ بِذَٰلِكَ Bununla sabit olur. مَا قَالَ اَهْلُ الْمَقَالَةِ الْوَلَى Birinci mezhebin sahiplerinin dediği olur. Ne olur? Haram olur. وَقَدْ يَجْوُزَ اَنْ يَكُونَ اَرَادْ Caiz ki Resulullah Efendimiz murad etti. El-kelbe köpeği. Köpeği kastetti. Böyle köpek ki el-aide fî kıyihî dönüp de kendi kustuğunu yiyen köpeği kastetti. وَالْكَلْبُ غَيْرُ مُتَعَبَّدٍ غَيْرُ مُتَعَبِّدٍ بِتَحْرِيمٍ Köpek ise haram ile müteabbittir. Bununla mükelleftir, ibadet eder. Bu köpek de yok. Köpek hayvan, mükellef değil. Bu halaldır, bu haramdır denilir mi köpek? Gayr-ı müteabbidin, teabbid edici değildir. Bir tahrimin ve la tahrim. Şu haramdır, şu halaldır. Köpek hakkında bu yok. Resulullah Efendimiz de köpeğe teşbih etti. Bu caiz olursa فَيَكُونُ الْعَائِدُ فِي قَيْئِهِ Evet, kustuğunu yiyen bir köpeği kıldı. عَائِدًا فِي قَدَرٍ Necise avdet ettiğini kıldı. Köpek gitti necis yedi. Ha, necis yiyen köpeğe teşbih etti. Hibesinden dönen bir adamı Resulullah Efendimiz necis yiyen köpeğe teşbih etti. Kel gazeril lezi yaudu fihil kel. Kelpinin adeti budur daima. Gider necisleri de yer. Evet. Fela yesbutu bizalik. Öyleyse köpeğe teşbih ettiyse bununla sabit olmaz. Men'ul vahibi miner rucu'i fil hibe. Hibeyi yapan adamın hibesinden dönmesini men etmek bununla sabit olmaz. Yani necis yiyen köpek gibi oldu. İyi bir şey değil ama haram diyemezsin. Bu ihtimal da var. فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكَ Öyleyse Resulullah Efendimiz burada neyi kastetti? Kustuğunu yiyen bir adama mı? Kustuğunu yiyen köpeğe mi? İki ihtimal da var. Kustuğunu yiyen adama teşbih ettiyse birinci mezhebin dediği gibi doğru, haram olur. Yok kustuğunu yiyen köpeği murat ettiyse iyi bir şey olmaz, mekruh olur fakat haram olmaz. فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında nezer ettik, baktık ki acaba hangisi murat? Hangi taraf kuvvetli? هَلْ نَجِدُ فِي الْآثَارِ Eserlerde bulabilir miyiz? مَا يَدُلُّنَا عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْحَدِيثِ الْاَوَّلْ مَا هُوَ Birinci hadiste murad olan كَلْعَائِدِ فِي قِيْئِهْتَ Murad hangisidir? İnsan mıdır, köpek midir? Hadisleri arayacağız, bakacağız, bunu teyit edecek, takviye edecek bir hadis bulalım. فَاِذَنْ فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانِ Baktık ki Fehd ibn-i Süleyman kad haddesena. Bize rivayet ediyor. Kale haddesena Yahya ibn-i Abdülhamid. Kale haddesena Abdullah ibn-i Mübarek. En Halid el-Hazzani. Akrimeten ibn-i Abbasin an-Nabiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn-i Abbas'tan rivayet eylediler. Kale buyurdu ki Leyse lena meselü s-sev.
bizim için kötü bir misal yok. Olmaz. Yani insanlar kötü bir şeye teşbih edilmez. اَرَّاجِعُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. Hibesinden dönen bir adam kustuğunu yiyen köpeğe benzer. Ha, bak bu rivayette bulduk ki kustuğunu yiyen insan değil, köpek. Vermiş olduğu hibeyi gerisin geri alan neye benzer? Kustuğunu yiyen köpeğe benzer. Öyleyse hadisteki murat insan değil de kelbmiş. Bu birinci hadis. İkinci hadis, haddesena Muhammed ibn Hüseyin, kâle haddesena Muallâ ibn Esed, kâle haddesena Vuhayb ibn Abdillah ibn Tavus, an abihi, an ibn Abbasin, an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Abdullah ibn Abbas'tan rivayet olunca kâle buyurdular ki, el-âidu fî hibetihi, hibesinden dönen bir adam, kelbi köpek gibidir ki, yakî'u kusar, sümme ya'udu fî kay'ihi, sonra kustuğunu döner yer, bana benzer. Şimdi bu rivayette de geldi ki kustuğunu yiyen insan değil, köpek. فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadis delalet eyledi ki اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz اِنَّمَا اَرَادَ بِمَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي الْحَدِيثِ الْاَوَّلِ Birinci hadiste zikreylediğimizle kastetti تَنْزِيهَ اُمَّتِهِ Ümmetini tenzihler. اَنَ مِثَالِ الْكِلَابِ Köpek gibi olmadan. لَا اَنَّهُ اَبْطَلَ Yoksa iptal etti manasını değil ki en yekûne lehumur rucû'u fî hibâtihî. Köpeklere teşbih etmeden lehî iledi. Yoksa hibelerinden dönemez diye değil. Yani köpek kustuğunu yer, ümmetin böyle olması. Köpekler gibi vermiş olduğu hibelerden dönmesin. Dönmesin demek yani güzel değil bu. Verdi ki hibeyi verdi. Tamam, vazgeçsin. Ama dönerse haram olur, manası çıkmaz burada. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْكَلَامُ عِيْسَى الَّذ۪ي رَبَيْنَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Abdullah ibn Abbas'tan rivayet edilen bu hadis, Hazreti Ebu Hureyre'den de rivayet edildi. حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا رَوْحُ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّسَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ هَا وَحَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّسَنَا عَوْفٌ عن خلاس بن عمرو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حضرت أبو هريرة diyor ki ben Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyorum. Buyurdular ki مثل الذي يعود في عطائه vermiş olduğunu dönüp geriye alan bir adam misali ne gibidir? كمثل الكلب kelp gibidir. أكل يدي حتى إذا شبع o köpek yedikten sonra doydu. Doyduktan sonra وَنُقُسْتِ سُمَّ عَادَ فِي قِيْهِ فَاَكَلَهُ Döndü, kustu, onu tekrar yedi. İşte bunun gibidir. Köpek yer, doyar, ondan sonra kusar, döner o kustuğunu bir daha yer. İşte hibe veren adam da böyledir. وَقَدْ رُوِيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِسْلَ هَذَا الْكَلَامِ فِي مَانًا غَيْرَ هَذَا غَيْرَ هَذَا الْمَعْنَى Bu manada değil de buna başka bir manada da bu rivayet edildi. Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem. Haddesena Nasr ibn Merzuk ve ibn Ebi Davud. Kale haddesena Ebu Salih. Kale haddeseni Yerleyiz. Kale haddeseni Aqilun an ibn Şehab. Kale akbereni Salim ibn Abdillah. Enne Abdullah ibn Ömer. Kâne yuhaddisu. Abdullah ibn Ömer rivayet ederdi. Diler ki enne Ömer'e tesaddaka bi feresin fi sebilillah. Allah yolunda bir at sadaka verdi Hazreti Ömer. Tevecedehu yubâ'u ba'de zalik. Ondan sonra gitti baktı ki sadaka alan adam atı satıyor pazarda. Feraden yeşteriyehu. Onu tekrar almak istedi. Parayla satın almak istedi. Feata Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e geldi, sordu, danıştı. Feste'merehu fi zalik. Ya Resulallah, bunda ne emredersin? Ben sadaka olarak bir at vermiştim. Adam aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ona dediler ki La te'ud fi sadakati. Vermiş olduğun sadakaya evdet etme, dönme. Yani o atı alma. Madem sadaka verdin, elinden çıkardın, parasıyla olsa bile onu alma. Felizalik kâne ibn Ömer. Onun için Abdullah ibn Ömer La yara tecbis etmezdi. En yepta'a malen
bir mali satın almayı ki cealehu sadaka. Sadaka kılmış olduğu bir mali tekrar satın almayı hoş görmezdi. Buna da haram demiyor. Yani iyi değil. Sen mesela birisine bir bahçe hediye ettin. Adamın da ihtiyacı oldu yahut da keyfi için götürdü, onu satmaya çıkardı. Sen tekrar gidip onu satın alma. Satın alırsan haram değil, bu manaya değil, iyi değil. O ki sadaka verdin, gözün kesilsin ondan. İşte bu rivayetler de ikinci kavli tesdik ediyorlar ki, hibeden dönmek haram değildir, caizdir fakat iyi değildir. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول بل حضرت عمر يشتمك بيروري حملت على فرس في سبيل الله بل بير فرس حملتم يعني بير فرس صدقة اتم فأداعه الذي كان عنده وفرس على ندم ونزيع اتم فَاَرَدْتُ اَنْ اَبْتَاعَهُ مِنْهُ Yani atın kıymetine, atın kıymetini bilmedi, ata bakmadı. Baktım ki at sahibi oluyor. Onu tekrar ondan satın almak istedim. وَظَنَنْتُ اَنَّهُ بَايَعُهُ بِرُخْسٌ Zannettim ki o ucuz bir fiyete de satacak. رُخُسْ هُوَدِبْدُ الْغَلَى Yani bahali değil, ucuz bir parayla da satacak. فَسَأَلْتُ عَنْ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e bundan sordum. Ya Resulallah, bu atın kıymetini bilmedi, ata bakmıyor, ben bu atı parasıyla satın alacağım. Yani vermiş olduğu hibeden dönmüyor da parasıyla tekrar satın alacak. Caiz midir, değil midir? Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki La tebte'ihi Sen onu satın alma. Ve yine atakehu İsterse sana versin, bir dirhemin vahidin, bir dirheme versin. Yani o kadar ucuz verse, bir dirheme verse bile tekrar o atı alma. وَلَا تَعُدُ ف۪ي صَدَقَتِكَ Sadakende vermiş olduğun sadakende avdet etme. Sadakadan dönme. Yani verdin, verdin. Bitti. فَاِنَّ الْعَائِدَ ف۪ي صَدَقَتِ Sadakasından dönen adam كَلْكَلْبِ يَعُودُ ف۪ي قَيْهِ Kustuğunu yiyen köpek gibidir. حدثنا إسماعيل بن يحيى قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا سفيان عن زيد عن زيد عن زيد أسلم زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه أبصر فرسا حضرت عمر عن روايته الذي كبير أتي gördü تباع في السوق çarşıda satılan bir atı gördü ve kâne tasaddaka bihi o atı da sadaka etmişti Hazreti Ömer. Fesâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e sordu ki Eşterihi, ya Resulullah ben bunu sadaka vermiştim, şimdi satılıyor. Bunu satın alayım mı? Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki La teşterihi, satın alma. Ve la şeyen min nitacihi O atı değil de o atın neslinden töreyen tayları onlar da alma. Onun neslinden hiçbir şeyi alma. Mimma yunticuhu minel veled Onun yavruları olur, onun daha yavrusunun yavrusunu olur. Onun ne şeysinden hiçbirisini aldı. O ondan gelen. Sebebi bak bunda da bir hikmet var. İnsan isterse ikinci, üçüncü, dördüncü batında olsun onun bir şeyini, tayini alsa. Hatırına gelir ki ha bunun aslı gene benim idi. Aslı benim idi. Bir benimsemek şeysi çıkar. Halbuki Allah yolunda verilen bir şeyden artık o külliyen unutacak. Bunun hiçbir alakası kalmıyordu. Bunun çok hoş değil. فَمَنَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz men eyledi Ömer'e radıyallahu anh Hazreti Ömer'i اَنْ يَبْتَعَ مَا كَانَ تَصَدَّقَتِهِ Sadaka vermiş olduğu bir şeyi satın almaktan men eyledi. اَوْ شَيْئًا مِنْ نِتَاجِهِ Yahut onun neslinden birisini bir şeyi satın almasını da men eyledi. وَجَعَلَهُ Peygamber Efendimiz bunu kıldı infe'ale zalik satın alırsa bunu kıldı كَلْكَلْبِ يَعُودُ ف۪ي قَيْءٍ Kustuğunu yiyen köpek gibi kıldı. فَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ Bu rivayet ettiğimiz rivayet etmiş olduğumuz bu rivayetler olmadılar. Bir mucibin icap edici olmadılar. Hürmete ittiyai sadakati sadakayı satın almanın haram olmasını mucib olmadı. عَلَى الْمُتَصَدِّقِ
sadaka veren bir adam gidip sadakasını satın almasının hürmetini haram olduğunu icap eder olmadı. Velakin le terke zalik, lakin bunu terk etmek, almamak efdalu lehu, ona efdaldır. Efdaliyeti beyan ediyor, haram olduğunu değil. Fekezalike ma zekerna kabla haza, öyleyse bundan evvel zikredildiğimiz hadis de böylecedir. Lemma zükren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ferrucu'u fil hibe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hibeden rücu hakkında zikreyledi ya, leyse ala tahrimi zalik, onun haram olduğuna delalet edici olmadı. Sevaen fekezalike müptede olacak. Fekezalike ma böylecedir. O bir şey ki zekerna kabla hâzâ, bundan evvel biz zikreyledir. Eyledik. Lemmâmi limâmi. Lima olacak. Lima zükir an Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem firrucu'u filhibe. Hibede rücu hakkında Resulullah Efendimiz'den rivayet eylediğimiz bu rivayet olmadı. Leysa ala tahrimi zalik, onun haram olduğuna delalet edici olmadı. Sevaun, bunlar müsavidir, haber yaptı. Ma zekerna, bundan öteki sevaun müsavidir. Velakinnehu, lakin bu لأن تركه أفضل ترك أفضل. Evet, haram değildir ama fakat almamak daha iyidir. وقد حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال Abdullah ibn Ömer ve Abdullah ibn Abbas buyurdular ki قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ, hibe eden bir adam helal olmaz, اَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ, hibesinden rücu ede, اِلَّا الْوَالِدْ لِوَلَدِهِ, illa peder babasına bir şey hediye ederse, hibe ederse o dönebilir, yoksa başkasının dönmesi caiz değildir. فَقَالَ قَائِلٌ فَقَدْ دَلَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ مِنَ الرَّجُلِ لِغَيْرِ وَلَدِهِ. Dünkü derste bir hadisi şerif rivayet etti. Abdullah ibn Ömer ve Abdullah ibn Abbas buyurdular ki, Peygamber Efendimiz buyurdular, لَا يَحِلُّ لِوَاهِبِنَا يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ. İnsan vermiş olduğu hibeden dönmesi helal olmaz. اِلَّا الْوَالِدَ لِوَلَدِهِ, illa babası oğluna vermişse, çocuğuna vermişse, ona helal olur, başkasına helal olmaz. Şimdi buradan birisi itiraz ediyor, öyleyse diyor, babanın gayrisine helal olmaz. Herhangi bir kimse evladından başka birisine hibe ederse ondan dönmesi helal olmaz. Halbuki siz iddia ediyorsunuz ki helaldir. Buna itiraz ediyor Hanefilere. قِيلَ لَهُ, ona cevaben denilir ki مَا دَلَّ ذَٰلِكَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا زَكَرْتَ, bu hadis senin zikretmiş olduğun meseleye delalet etmez. Yani başka bir adam hibesinden dönerse helal değildir, ona delalet etmez. Helal haram olduğuna. Fakat yecûz en yekûnen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, caiz ki Peygamber Efendimiz oldu. Vesefe zâliker rucu'a, o hibesinden dönmeyi vesfetmiş oldu. Bennehu lâ yehellü, vesfetti ki buna helal olmaz. Bunun manası nedir? Litalizihi iyyâhu. Bunu galiz, kerahati galiziye gördü, hoşuna gitmedi, taliz etti. Yoksa hakikaten haram manasını değil. Ona helal olmaz. Ne demek helal olmaz? Yani kötü bir şeydir. لِكَرَاهِيَةً يَكُونَ لَا حَدٍ مِنْ اُمَّتِهِ مَثَلَ السَّوُ. Peygamber Efendimiz kendi ümmetini kötü bir misalla temsil etmez. Kendi ümmetini köpeğe teşbih edip de köpek gibi kusar döner yer, bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu temsili hoşlanmaz. Onun için hakikaten haram olduğuna delalet etmez. Fakat taliz için, yani dönmesinler diye Peygamber Efendimiz böyle buyurdu. وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz buyurdular, şimdi misal veriyor. لَا تَحِلُّ السَّدَقَةُ لِذ۪ي مِرَّةٍ سَو۪يِّ. لَا تَحِلُّ السَّدَقَةُ, sadaka helal olmaz. لِذ۪ي مِرَّةٍ, kuvvet sahibi, kuvvetli bir adama.
Öyle adam ki seviyyin, sağlam, kuvveti var, çalışır, buna sadaka helal olmaz. Bu hakikaten helal olmaz. Yani birisi sadaka verirse haram mı olur? فَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكْ عَلَى مَعْنَا اَنَّهَا تَحْرُمَا لَلَعْنِيَا Buna delalet etmez ki zenginlere haram oldu. Gidip de böyle bir adama vermeyin. Adam evet çalışmaya kuvveti var, kudreti var ama fakir. Ona sadaka vermeyin bu helal değildir manasına değil bu diyor. Selamünaleyküm. وَلَاكِنَّهَا عَلَى مَعْنَا لَا تَحِلُّ لَهُ Şu manayadır ki o adama helal olmaz min haysu tahillu gayrihi gayrisine helal olan gibi ona helal olmaz min zevil hacati ve zemane gayrisi ihtiyaç sahibi iş göremiyor aciz onun hakkıdır ona helal olur o şekilde diğer adama helal olmaz adamın çalışmaya kudreti var bir aczi yok hastalığı yok ikisi bir olmaz öteki aciz acizinin o sağlamadan bir olur mu? Bir olmaz. Hatta bunda da imamların ihtilafı var. Mesela kuvvetli çalışma iktidarı var. Fakir zekat alabilir mi, alamaz mı? Bizim Hanefi mezhebinde alabilir. Ama başka mezheplerde alamaz. Bunda da ihtilaf var. Şimdi burada manası لَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ حَيْسُ تَحِلُّ لُغَيْرِ لَا تَحِلُّ صَدَقَةُ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيِّنْ Bu hadisi şerifte kuvvetli bir adama sadaka vermek helal olmaz manası yani haram mıdır? Yok bu manaya değil. Yani başka ihtiyaçlı var iken ona verilmesin. Başka ihtiyaçlısını tercih etsin, eylesin. Fekezalike böylecedir. Ma zekerina bizim zikrettiğimiz de böylecedir. Min kavli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet eylemiş olduğumuz hadis. Eyda bu yukarıdaki la tehillu sadakatu li zimretin seviyyi gibi La yahillu li wahibin en yerca fi hibeti. Bu hadis onun gibidir. Bir adam vermiş olduğu hibeden dönmek ona helal olmaz. Helal olmaz yani layık değildir. İnnemâ huve alâ ennehu bu hadis şu manayadır ki La yahillu lehu zalik o adamın hibesinden dönmesi ona helal olmaz. Kemâ tehillu lehu leşyâ diğer eşyalar helal olduğu gibi elleti kat ahalle ahallaha. Öyle eşyalar ki Cenab-ı Hak onları helal kıldı. Allah Azze ve Celle'l ibadihi. Allah-u Teala kullarını helal kılmış olduğu diğer eşya gibi helal değildir. Bir adam vermiş olduğu hibeden döner, alır da onu yerse diğer helal olan gibi eşya gibi değildir. Tıp, diğer eşya tıp ama bu tıp olmadı. Bunda bir kerahat oldu. Adama bağışladı, döndü gerisin geriye aldı. Bu da yine helaldir ama öteki eşya, tıp olan eşya gibi değil. Bunda kerahat vardır. وَلَمْ يَجْعَلْ Kılmadı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. لِمَنْ فَعَلَهَا Bunu işleyen için meselen mesel kılmadı. كَالْمَثَلِ الَّذ۪ي جَعَلَهُ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِلْعَيْدِ فِي هِبَتِهِ Hibesinden dönen adama misal yaptığı gibi ona bir misal yapmadı. Hibesinden dönen adamı neye benzetti? Köpek kusar döner onu yer. Ona benzetti. Halbuki bu berikine bir temsil yapmadı. Fakat dahale fi zalik. Bunda dahil oldu. El-avdu fiha hibesinden dönmek. Bir rucu'i vel-ibtiya'i. Ya hibesinden dönmek sebebiyle yahut da o satlığa çıkarıldı, o hibe gitti, onu satın aldı. Bu suretle, evet, buna bu meseleye dahil oldu. Ve gayruhu, başkası da dahil oldu. Sümmes tüsniye min zâlik, bundan istisna edildi. Mâ vehebel vâlidü li veledihi, babanın evladına hibesi bundan istisna edildi. Yani bu hibeden dönmek caiz değildir. Buna baba da dahil oldu. Babasının gayrisi de hep ümumi bir kaide. Vermiş olduğu hibeden dönmek doğru değildir. Tıp bir şey değildir. Haram da değildir ama fakat hoş da değildir. Yalnız baba evladına bir hibe etmişse o dönüp de alabilirse o tıptır ona. Niçin? Çünkü oğlunun malı kendisinin malıdır. Peki babası istisna edildi. Niçin?
Fezalik, bu indena, bizim indirimizde, vallahu alem, Allahu Teala daha ziyade alimdir. Ala ibahatihi lil valid. Babasını mübah olması kaidesi üzerinedir. Bir baba için mübahtır. En yâhuze mâ vehebel ibnihi. Oğluna hibe etmiş olduğu bir şeyi almak babasına mübahtır da, onun için bu istisna edildi. Fî vakti hacetihi ilâ zâlik. O vermiş olduğu hibeye ihtiyacı olduğu vakitte. Ve fekrihi ileyhi. Ona mühtaç olduğu vakitte. Adam mühtaç olmuş. Mesela oğluna bir at vermiş. Sonradan ata ihtiyacı olmuş. Tüm müşfati gerisini geri almış. İhtiyacı olduğu mi babası için mübahtır. Kerahat yoktur. لَاَنَّمَا يَجِبُ لِلْوَلَدِ مِنْ ذَلِكِ لَاَنَّمَا اُلْ بِشَيْكِ يَجِبُ وَاتِبُ olur. لِلْوَلَدِ veled için مِنْ ذَلِكِ bu meseleden, yani babası onun malından bağışlanmış olduğu şeyi almak, لَيْسَ بِفِعَلٍ يَفْعَلُهُ oğlunun işlediği bir iş sebebiyle değil, oğlu bir iş işledi de o sebeple babası mübah döndü, onu aldı, ona mübah oldu. Yok, öyle değil. Feyekûne zâlike rucu'an minhû. Oğlu bir iş işledi de babasının hoşuna gitmedi, döndü hibeden, döndü. Hibesini aldı. Bu ondan dolayı değil. Bir adam bir adama bir şey bağışlar, döner o adama kızar, kızdığından dolayı gider o hibesini gerisini geriye alır. Bu da onun için mi? Babası oğluna bir şey bağışladı, döndü oğlundan kendisinin hoşlanmadığı bir iş sadir oldu da ondan dolayı hibeyi aldı. Yok, bundan dolayı değil. Kemâ kadruviyan Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Nitekim Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. Eyza, yukarıdaki rivayet gibi fi gayri hadal hadis. Bu hadisin gayrısında da zikredildi ki oğlunun bir kötülüğünden dolayı değil de babanın ihtiyacı olduğundan dolayı alabiliyor. Demek ki bir baba kendi evladından değil, bağışladığı bir şeyi oğlunun kendi malından da alabilir. Ama kendisinin bağışladığını evla bir tarik alabilir. Bunda hiç kerahat yoktur. Fakat bir adam başkasına bir şey hibe etmişse, bu adamdan da bir hoşnutsuzluk hasil olmuş ise, o hibeyi gerisin geri alması halaldır fakat iyi değildir, mekruhtur. Haddesena Yunus kâle haddesena Ali ibn-i Me'bed kâle haddesena Abdullah ibn-i Amr'in an Abdülkerim ibn-i Malik an Amr ibn-i Şuayb an Ebihi an Ceddihi enne racülel etâ Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam Peygamber Efendimiz'e geldi, fekâle buyurdular ki ya Resûlullah inni âteytu ümmi hadîkaten, ben anama bir bahçe verdim ve inneha matet, anam da vefat eyledi. وَلَمْ تَتْرُكْ وَارِسًا غَيْرِي benden başka da varis terk etmedi. Bahçeyi anasına vermiş, anası da vefat etmiş, başka mirasçısı da yok. Bu bana helal olur mu? Yani vermiş olduğu şeyi tekrar alıyor. Miras terkiyle kendisi aldığından şüphelendi. Acaba bana helal olur mu, olmaz mı? Gitti sordu. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz buyurdular ki وَجَبَتْ صَدَقَتُكَ senin sadakan vacip oldu. Yani yerini buldu. Ondan dolayı sen sevap aldın. وَرَجَعَتْ اِلَيْكَ حَد۪يكَتُكَ sen onu sadaka niyetiyle verdin, sadaka sevabını aldın. Fakat bahçede yine sana döndü geldi. Ne terkiyle geldi? Miras terkiyle. قَالَ اَبُوْ جَعْفَرْ İmam-ı Tahavi buyurdular ki اَفَلَا تَرَى sen görmez misin? اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz قَدْ اَبَاحَ لِلْمُتَصَدِّقِ sadaka veren adama mübah kıldı. Ney? Sadakatehu sadakasını. لَمَّا رَجَعَتْ اِلَيْهِ وَقْتَكِ o sadaka raci oldu o adama bir miras, miras sebebi. Bu adam sadakası, sadaka etti, anasına bahçeyi verdi. Dönüp hibesini gerisin geri almadı. Anası vefat etti, miras terkiyle yine kendisine kaldı. Peygamber Efendimiz de bunu hoş gördü. Sen sadakan sene dönmüş gelmiş. Fakat adamın bunda bir fiali yok, bir dehli yok. Fakat Allahu Teala öyle dilemiş. Anası ölmüş, başka varisi yok. Oğluna kalmış. Ve mena Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh. Hazreti Ömer de men eyledi. Min iptiyâi sadakatihi. Sadakasını satın almaktan. Bir adam bir sadaka vermişse, o sadakada satılığa çıkarılmışsa,
piyaseden gidip onu almasını men eyledi ki vermiş olduğunu sadakayı tekrar girsin geri almayın. Fesebete bihadinil hadisi. Bu iki hadiste sabit oldu ki ibahatü sadakati, sadakanın mübah olması. Öyle sadaka ki erraciati ile mütesaddık. Sadaka veren adama döndü geldi. Neyle döndü geldi? Bi fi'lillah. Allahu Teala'nın fi'liyle. İnsanın kendisi döndüğü yok. Allahu Teala öyle diledi. Vermiş olduğu sadaka döndü kendisine miras terekiyle geldi. Yani orada bir vav noksan, vav yazın. Ve kerahatü sadakati. Sadakanın da, diğer bir sadakanın da kerahati sabit oldu. Böyle sadaka ki erraciati ileyhi bi fi'li nefsi. Kendi nefsinin fiiliyle kendisine raci olan sadaka da mekruh oldu. Bu da ne? Vermiş olduğu sadakadan döndü. Yahut da vermiş olduğu sadaka piyasaya çıktı, satılıyordu, gitti, satın aldı. O da mekruh oldu. Kendisine Allah'ın gazau kaderiyle kendisine gelmiş olan bir sadaka, kendisinin bir dehli olmaksızın o helal oldu. Neyle? Amr ibn-i Şuayb'in rivayet etmiş olduğu hadisi de. Fakat kendisi sedekasından dönerse yahut satılırken gider onu alırsa bu da mekruh oldu. Bu da Hazreti Ömer'in rivayetiyle sabit oldu. Fekezalike böylecedir. Vücubun nefekati lil eb. Baba için nefekanın vacip olması da böylecedir. Mimmalil ibir. Oğlunun malından. Babası fakir ise onun nefekesini oğlunun malından almak vaciptir. Lihacetihi ve fakrihi. Ona mühtaç olduğu için ve heysu lehu lihaceti ve fakrihi vecebet lehu bi icabillahi ta'ala. Bir babanın evladının malından nefekesini almak bu vacip oldu. Ne ile vacip oldu? Adamın kendi arzusuyla mı? Yok. Bi icabillahi ta'ala, Cenab-ı Hakk'ın vacip kılmasıyla. İyyâhe ve nefekeyi lehu babayı. Baba fakir olursa oğlunun malından almasını Cenab-ı Hak vacip kıldı. Oğluna vacip kıldı ki babana bakacaksın. Onun için oğlunun malından alabilir. فَأَبَاحَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِذَالِكِ. Onun için Peygamber Efendimiz bunu ona mübah kıldı. Anasına hedikeyi, sedeke veren adama buna sene şeydir, mübah kıldı. Bir de baba oğluna bir hediye verirse Resulullah Efendimiz onu da mübah kıldı ki oğlun malından alabilirsin. Çünkü zaten vacip. Bu hediyeyi almasa bile o babasının nefekesini temin etmek oğlu üzerine vacip. Allah vacip kılmış. فَأَبَاحَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Bu sebeple Peygamber Efendimiz ona mübah kıldı. Babaya irtica'a hibetihi. Vermiş olduğu hibeyi dönüp almayı ona mübah kıldı. وَاِنْفَاقَهَا عَلَى نَفْسِهِ. Oğlundan alıp da kendi nefsine sarf etmeyi Peygamber Efendimiz mübah kıldı. Ve ceale zalik sallallahu aleyhi ve sellem bunu kıldı. Kema reca ileyhi bil miras. Miras ile kendi sadakası kendisine raci olan gibi kıldı. La kema reca ileyhi bil ittiyai vel irtica. Yoksa sadakasını gitti satın aldı yahut da hibesinden döndü bunun gibi kılmadı. Öyle ya, hediye iki kısım. Bir var ki kendi dehli oluyor. Kendi işi ona girmiş oluyor. Vermiş olduğu hibeden dönüyor. Yahut çarşıda satılırken alıyor. Bu mekruh olduğundan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem babanın vermiş olduğu hediyeyi oğlundan gerisin geri almayı bunun gibi kılmadı. Gene gibi kıldı. Anası öldü. Sedeke bahçe oğluna kaldı. Bunun gibi kıldı. Kendinin bir dehli tesiri yok. Fein kâle kâilun, bir adam itiraz etse dese ki fakat hassen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz tahsis buyurdu fi hadel hadis ve hadiste el vâlidel vâhibe, hibe veren bir babayı tahsis kıldı. Dûne sâiril vâhibîn, diğerlerini değil. Oğluna hiç hediye vermemiş, hibe vermemiş. Fakat bir baba oğluna hibe vermiş, birisi de vermemiş. Peygamber Efendimiz burada hibe veren babayı zikretti. Hibe vermeyen babaları zikretmedi. Onlar da oğullarının malından alabilirler mi, alamazlar mı? Hibe veren alır. Ya hibe vermeyen? Efe yekûnü hükmül veled.
فِيمَا وَهَبَ لِأَب۪يهِ Babanın, oğlun hükmü de bu, böyle midir? Babasına bir hibe ederse. خِلَافَ حُكْمِ الْوَالِدِ فِيمَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ Oğul babaya hibe etti. Oğul da hibesinden dönebilir mi? Babası dönüp alabiliyor. Babası hibe ederse alabiliyor. Oğlu babasına hibe ederse o da dönüp alabiliyor mu? Yoksa ona hilafına mıdır? قِيلَ لَهُ Bu adama denildi ki bel hükmühüma fî hâda sevâ. Bunların ikisinin hükmü bunda müsavidir. فَزَكَرَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz zikreyledi اَحَدَهُمَا Bu iki meselenin birisini اَلَى الْمَعْنَ الَّذ۪ي زَكَانَ Bizim zikrettiğimiz manaya ki yani hibesinden döne alabilir. Hibesini gerisin geri alabilir. Onu zikretti. يُجُزِئُ مِنْ زِكْرِهِ اِيَّهُمَا İkisini zikretmekten bu birisini zikretmek kafi geldi. Onun için. وَمِنْ زِكْرِ غَيْرِهِمَا Bunların gayrilerinde zikirden müstahni kıldı. Yani akrabalık dolayısıyla birbirine hibe verenler dönüp alabilirler. Yalnız babayı zikretti. Fakat bu kafi geliyor da binaenaleyh oğluna hibe etmemiş bir adam oğlunun malından alabilir. Yahut da oğlu babasına bir hibe etmiş, hibesinden dönebilir. Yahut da akrabalardan birisi birisine hibe etmiş, o da dönüp alabilir. Birisini zikretti, ötekilerinden müstahni oldu. Onlar da kimden? Mimmen hükmuhu fiyâde misli hükmühüme. Hükümleri buna benzeyen, yani aralarında akrabalık olan kimselerden. Fakat kâle Allahu azze ve cel. Bak Cenab-ı Hak Hazretleri buyur, estaûzü billah. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede diyor ki حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ Sizin analarınız size haram kılındı, nikahı haram kılındı. وَبَنَاتُكُمْ Kızlarınızın nikahı da haram kılındı. وَأَخَوَاتُكُمْ Kız kardeşlerinizin nikahı da haram kılındı. وَعَمَّاتُكُمْ Emmelerinizin, yani babalarınızın kız kardeşi ve halatüküm analarınızın kız kardeşleri, onlar halalar, bunlar da haram kılındı. Ve benâtül ahî ve benâtül uhdî. Oğlan kardeşinin kızları, kız kardeşinin kızları, bunların hepsi size haram kılındı. فَحَرَّمَهَا اُولَٰئِ جَمِيعًا بِالْاَنْصَابِ Şimdi bunların hepsini Cenab-ı Hak haram kıldı. Ne sebebiyle? Nesep dolayısıyla. Yani neseben süt değil de nesebe itibariyle anası, kızı, kız kardeşi, ammesi, halası hangisi olursa hepsi haram. Sümme kâle sonra Cenab-ı Hak buyurdu ve ümmehâtüküm ullâti erdâ'nekum ve ahavâtüküm min erdâ'a. Bu zikredilenlerden ikisini tekrar zikreyledi ki ve ümmehâtüküm ullâti erdâ'nekum sizi emdiren analarınız da size nikahı haramdır. Öz anası değil. Yalnız emmiş, onun anası olmuş. Süt anası olmuş, o da haram. وَاَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاءِ Süt itibariyle kız kardeşi. Bir kadından beraber emmişler. Kız kardeşi olmuş. Bunların nikahı da haramdır. Cenab-ı Hak neseben analar, kızlar, ahavat, ammat, halat, benatülah, benatülah. Yedi sınıf zikretti. Ama süt itibariyle yalnız ana ile bir de ahavati, kız kardeşleri zikriyledi. Beşi kaldı. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي التَّحْرِيمِ Tahrim de Cenab-ı Hak zikriyle elemedi. Ne sebebiyle tahrim? Bir rada'a, süt emmek sebebiyle. غَيْرَ هَاتَيْنِ Bu ikisinden gayrisini zikreylemedi. Yedinin beşini bıraktı. Onlar nasıl olur? Onlar da haram mı olur, halal mı olur? Onlar da haram olur diyor. Yani zikretmedi Cenab-ı Hak diyor ki ikisini zikretti ya. Ha, ikisini zikretti yani diğerleri de böyledir. Sen ona göre kıyas eyle. Fekâne zikru zâlik Cenab-ı Hak süt itibariyle süt anaları ve süt kız kardeşlerini zikretmesi oldu. Delilen delil oldu ki alâ enne sâire men harume bin neseb neseben haram kılınan diğer beş tane daha vardı ya bunlar fî hükmür redâ'i evet süt hükmünde de sevabın müsavidirler. Neseben haram oldukları gibi rada'ında haramdırlar. Ve ağnâhu bu müstahni kıldı zikre hâteyni bu ikisinin zikri bit tahrim sebebiyle bir rada'ı.
süt itibariyle de haram olmakta bu ikisinin zikri kafi geldi. Ha, süt analar haram. Süt kız kardeşleri de haram. Onda ne kaldı? Süt kızları, süt kız kardeşinin kızları, süt oğlan kardeşinin kızları, süt halaları, süt emmeleri onlar da haram. Kaç kuşağı kadardır hocam? Kuşağı yok onun. O eynen neseben nasılsa süt de öyledir. Kuşak yok bunda. فَدَلَّ تَحْرِيمُهُ bunun tahrimi delalet etti Cenab-ı Hakk'ın haram kılması بَعْدَهُنَّ اَيْدًا بِالرَّدَاءً Reda'an haram olanların yediden ikisinin zikri oldu. Delalet etti ki اَنَّ حُكْمَهُنَّ baki kalan beşinin hükmü de فِي ذَلِك bu meselede hükmün vahidun hepsinin hükmü birdir. Neseben kim haram ise süt itibariyle de o da haramdır. فَكَذَٰلِكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ yine böylece Peygamber Efendimiz لَمَّا قَالَ vaktaki buyurdu لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ hiçbir kimseye helal olmaz اَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ hibesinden dönmek ona helal olmaz فَأَمَّ بِذَٰلِكَ النَّاسِ جَمِيعًا bütün nasi bunda umumileştirdi. Umumen zikretti ki hiçbir kimse اِلَّا وَلَدِنَ hibe eden baba değil. O dönebilir. Alel mâne lezî zekerine bizim zikrettiğimiz mâne üzerine. O dönebilir. Öyleyse delle zâlik bu delalet eyledi ki alâ enne men sivel vâlid minel vâhibin hibe edenlerden babadan gayrisi, babadan başka hibe eden kimseler fî rucû'il hibâti ileyhim hibelerin kendilerine rucuğunda ne ile, ne sebebiyle bi reddillâhi. Orada da ya yazmış, o akşam beni düşündürdü. Abi yarıdı değil, bir reddillahi. Allah-u Teala'nın reddetmesi sebebiyle kendisine dönmesi, yani kendi dönmüyor da, adam birisine hibe etmiş. Fakat o da döndü, kendisine geldi. Kaza o kadar, ya miras terikiyle yahut da başka bir suretle geldi. Evet, kezalik o da böylecedir. O da onlara helaldir. وَاَغْنَاهُ ذِكْرُ بَعْدِهِمْ عَنْ ذِكْرِ سَائِرِهِمْ hepsini ayrı ayrı zikreylemedi. Birisini zikreyledi, ötekiler kafidir. Baksana adam yukarıda okudu ya, anasına bahçesini sedeke verdi. Anası da öldü, bahçe döndü, kendisine geldi. Bu Allah-u Teala'nın getirmesiyle geldi adam, kendisi dönmedi. Bu halal öyleyse. فَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِّنْ هَذِهِ الْاَسَرِ bu eserlerden hiçbirisinde olmadı. Ma bir hüküm ki yedüllüne bize delalet eder. Ala enne lil vahibe en yerci'a fi hibetihi. Evet. Ve hibe eden bir adam hibesinden döner diye bir şey, buna delalet eden bir şey olmadı. Bi nakdihi iyyaha. Onu naksetmek sebebiyle. Hatta yahuzaha onu ala minel mevhubile. Mevhubilehten ala. Ve yeruddaha onu reddede ila milkihil mutakaddim. Kendisinin mütekeddim olan milkine ellezî ahrecehâ minhû bilhibe hibe sebebiyle kendi milkinden ihraç etmiş olduğu bir şeyi tekrar milkine getirmeye bu hadislerde bize delalet eden bir şey olmadı. Yani Hanefiler dediler ki bir adam dönüp alabilir. Alabilir ama şimdi öteki adam diyor ki peki alabilir ama bu rivayet etmiş olduğun hadislerde öyle bir serahat yok ki bir adam kendi milkinden hibe suretiyle çıkardı. Bir şeyi milkinden çıkardı. Döndü tekrar onu alsın gene kendi milkine getirsin. Senin bu rivayet etmiş olduğun hadislerde buna delalet eden bir şey yok. Öyleyse bir araştırmak icap eder. فَنَزَرْنَا biz nazar ettik ki هَلْ نَجِدُ فِي مَا رُوِيَ bu necidu o neddemme yapın رُوِيَ öteki de رُوِيَ اَنْ اَسْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ذَٰلِكَ شَيَّا Ashab-ı kiramdan rivayet edilen asarda buna delalet eden bir şey var mı yok mu? Bir de bunu araştıralım. Çünkü bu hadislerde sarahat yok. Yalnız ne var? Hibeden dönen bir adam köpek gibidir. Köpek kusar döner yer. İşte buna teşbih var. Ama anasına bağışlamış da anası ölmüş, miras olarak kalmış. O başka mesele. O adamın bir fiili yok. Miras olarak kalmış, helal. Fakat bir adam milkinden çıkarmış,
Ondan sonra dönmüş, onu tekrar almış, milkine sokmuş. Buna delalet eden hadis yok. Ashab-ı kiramın rivayetine bakacağız. Feyzen İbrahim ibn Merzuk. Baktık ki İbrahim ibn Merzuk kat haddesena, bize rivayet ediyor. Kale haddesena Mekki ibn İbrahim. Kale haddesena Hanzaletu an Salim. Kale semi'tu ibn Ömer yekul. Salim dedi ki ben babam Abdullah bin Ömer işittim. Derdi semi'tu Ömer ibn Hattab yekul. Hazreti Ömer'in dediğini işittim. Men vehebe hibeten. Bir adam hibe ederse. Fehuve hakku biha. O adam daha ziyade layıktır. Onu almaya, yani alırsa o daha layıktır. Hatta yusabe minha bima yarda. Hatta yusabe, hatta ona karşılık bir ivez alırsa. Minha, o hibesinden dolayı, bima yarda, razı olacak bir karşılık alırsa o vakitte daha dönemez. Yani adam hibe veriyor. Öteki adam da ona bir karşılık veriyor. Yahut diyor ki ben bunu sana hibe edeyim, sen de filan şeyi bana hibe et. Öteki adamın vermiş olduğu o karşılık kendisini razı edecek bir şekilde ise o vakitte daha dönemez. Ha bir de var ki kendi büyük bir şeyi hibe etmiş, öteki taraf basit bir şey hibe etmiş. Kendisi ona razı değil, o vakitte dönebilir. Ve izen Yunus, bir de baktık Yunus da kat haddesena. قال حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن داود بن الحصين عن أبي غطفان ابن طريف المري عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب قال حضرت عمر buyurdular ki من وهب هبة bir adam bir bağış bağışlarsa, bir hibe yaparsa لِسِلَةِ رَحْمٍ سِلَةِ رَحْمٍ dolayısıyla, yani kendi akrabasına hibe ediyor, سِلَةِ رَحْمٍ kastediyor. Ev ala veci sadakati, yahut sadaka olarak veriyor. Hibe değil de Allah için sadaka veriyor. Fe innehu la yerci'u fiha. Bunlar da dönemez. Akrabasına sile-i rahim kastiyle vermiş olduğu bahşişten dönemez. Sadaka niyetiyle vermiş olduğu şeyden, bahşişten dönemez. Ve men vehebe hibeten, bir adam bir hibe verirse yara, fakat görüyor ki ennehu innema yuradu bihi sevap. Bununla bir karşılık gözlüyor, bir hibe veriyor. Ondan bir sevap bekliyor. Sevap yani karşılık bekliyor. Fehve ala hibetihi, o adam o hibesi üzerindedir. Yerci'u fiha, o hibesinden döner. İn lem yerde minha, verilen karşılıktan razı değilse. Adam hibeyi vermiş fakat ivez istiyor, karşılık istiyor. O da karşılığını az görürse, ona razı değilse hibesinden dönebilir. İşte bak bu rivayetler serahaten delalet ediyor ki bir adam hibe terikiyle milkinden bir şeyi çıkarmışsa tekrar alabilir. Ama şartları var. Sile-i rahim gasliyle verilmeyecek. Sedeke niyetiyle verilmeyecek ya. Bir hibe vermiş, öteki taraftan da karşılık yüzlüyor. Karşılık eğer kendisini razı edecek bir şekildeyse ondan da dönemez. Yok, karşılığı az ise, razı olmasa dönebilir. Dönüp o vermiş olduğu hediyeyi kendi milkine tekrar iade edebilir. Hazreti Ömer radıyallahu anh قد فرق بين الهبات والصدقات. İşte Hazreti Ömer hibelerin, sedekelerin arasını tefrik etti. فجعل الصدقات لا يرجع فيها. Sedekelerden dönmez. Bunu böyle kıldı. Verilen sedeke ondan dönülmez. Daha gerisin geri fakirin elinden alınmaz. وجعل الهبات على ضربين. Fakat hibeleri de iki kısım kıldı. فَضَرْبٌ مِنْهَا سِلَةُ الْاَرْحَمِ. Ondan bir kısmı sile-i erhamdır. Akraba teallukatına bağışlamış. فَرَدَّ ذَارِكِ لَا حُكْمِ الصَّدَقَاتِ. Akraba teallukatına vermiş olduğu sadaka kabilindendir. Ondan da dönemez. وَمَنَعَ الْوَاهِبَ مِنَ الرُّجُعِ فِيهَا. Akrabasına hibe eden adamı hibesinden dönmeyi men etti. Dönemezsin dedi. وَضَرْبٌ مِنْهَا. Bu hibelerden bir kısmı da hilaf-ı zalik, bunun hilafınadır. فَجَعَلَ لِلْوَاهِبًا يَرْجِعَ ف۪يهِ. Ondan dönmeyi ona tecviz etti. Yani bağışlayan bir adama mübah kıldı ki sen hibenden dönebilirsin. مَا لَمْ يَرْضَ مِنْهُ. Ona karşılık verilen, karşılıktan razı olmadığı müddetçe, karşılığı az olduğu müddetçe, razı olmadığı müddetçe dönebilir. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا حجاج إبراهيم الأزرق
قال حدثنا يحيى بن أبي زكريا بن أبي زايدة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال من وهب هبة حضرت عمر'den rivayet edildi ki bir adam bir hibe yaparsa lizi rahimin bir akrabasına cazet bu geçerlidir. Caiz oldu ki yani dönemez. Ve men vehebe hibete yok bir hibe yaparsa bi gayri zi rahimin mahremin lehu orada mim noksan mahremin lehu kendi mahremi olmayan bir adama yabancı bir adama bir hibe yaparsa fehuve hakku biha o adamın kendisi vermiş olduğu hibeye daha layıktır ma lem yusab minha ondan bir karşılık alınmadığı müddetçe. Karşılık alınmadığı müddetçe o adam tekrar dönüp alabilir. Daha layıktır yani. Kendisine daha layıktır. Tabii vermiş olduğu hibe demek ki adam karşılığı vermemiş. Adamdan da memnun değil. Memnun olsa insan sevdiğine dünyayı bağışlar. Verdi sonradan da peşiman oldu. Karşılığına da bir şey almadı. O daha ziyade layıktır. Yani alabilir. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن جابر الجعفي قال سمعت القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن أبزة عن علي قال حضرت عدن روايته التي قال buyurdular ki الواهب أحق hibeden daha ziyade layıktır ما لم يسف منها o vermiş olduğu hibeye bir karşılık almadıkça kendi hibesini daha layıktır. فَهَذَا عَلَيْهُمْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ İşte Hazreti Ali de kad ce'ale lilvahibi hibe eden adam için kıldı اَرْرُجُوَ فِي هِبَتِهِ hibesinden dönmeyi teşvis etti. مَا لَمْ يُسَبْ مِنْهَا ondan bir evez almadığı müddetçe. Hazreti Ömer'den rivayet edildi, Hazreti Ali'den de rivayet edildi. Bunlar hep ispat ediyorlar ki bir adam vermiş olduğu hibeden dönebilir, dönüp de alabilir. فَذَٰلِكَ عِنْدَنَا işte bu bizim indimizde alel vahibi lezi şul bir hibe eden adam üzerinedir ki cu'ile lehu rucu'u fi hibeti hibesinde rucu dönmek ona kılındı, tecviz edildi. Ala ma zükre fil hadisi lezi raveynahu anhu Hazreti Ali'den rivayet edilen hadisdeki hüküm üzerine kabli haza bundan evvel. Hatta la yetedadda kavluhuma hatta bu iki sahabenin kavilleri birbirine zıt olmasın radıyallahu anhuma fi zalik. Bu mesele hakkında Hazreti Ömer'den rivayet edildi, Hazreti Ali'den de rivayet edildi. Öyleyse demek ki esas maksat nerede? Herhangi bir hibe ki mehreminin gayrisine verilmiş olan ve onun karşılığında da bir ivaz bir şey almamış olan bu vakitte dönebilir. وقد حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن جابر عن القاسم فذكر بإسناده مثله على ما روينا عن سليمان وقد روي عن فضالة بن عبيد بنحو من هذا حضرة فضالة ده بنا بنزل بالرواية كذي حدثنا أبو زرع عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر فليحصبي قال كنت عند فضالة بن عبيد فضالة'nin yanındaydım فأتاه رجلان iki adam geldiler يختصمان إليه مخاصمة eder oldukları halde فقال أحدهما birisi dedi ki إني وهبت لهذا بازيا ben buna bir bazi şahin hediye ettim ألا أن يثيبني o da bana karşılık bir evez vere فلم يفعل karşılık vermedi فقال الآخر öteki de dedi ki وهبلي bu adam doğru bu baziyi bana hibe etti varım yeskur şeyen fakat bana bir şey demedi buna karşılık verme böyle bir şey zikreylemedi. فقال له فضالة فضالة dedi ki اردد إليه هبته bunun hibesini kendisine reddet ver madem karşılık vermedin bunun bazisini kendisine ver. فإنما يرجع في الهبة vermiş olduğu hibeden dönenler kimdir? En-nisav kadınlardır. Ve sukkatur rical bir de düşük adamlardır. Adamların himmeti yok, keremi yok. Artık düşmüş adamlıklar insaniyetten düşmüş. Onların işidir. Onlar vermiş olduğu hibelerden hemen dönerler. Ver dedi. Yani hüküm verdi gene ver. Niye? O hibenin sahibi daha. Fakat ver ama öteki adamın istemesi, gerisin geri alıp istemesi
iyi bir şey değil. Yani iyi adam, mürüvvetli adam, kerem sahibi adam vermiş olduğu hediyeyi bir daha gerisini geri almaz. Ama bu alanlar ya kadın olur, yahut da sukkatu rücel, erkeklerin aşağı derecesinde olanlar. Haddesena Fahdun kâle haddesena Abdullah ibn-i Salih kâle haddesenin Muaviyyet ibn-i Salih an Rabi'ate ibn-i Yezid an Abdillah ibn-i Amir el-Yahsebi ennehu kâle küntü inde Fudalet ibn-i Ubeyd Hazreti Fudalet'in yanındaydım. İzca'ehu racülâni yahtasimâni lehi fî bazî. İki adam geldiler, bir şahin hakkında muhaseme ederdiler. Fekâle ahaduhuma, birisi dedi ki vehebtu lehu bâziyem, ben ona bir şahin hibe ettim. Ve ana ercu en yusibeni minhu, ben istiyorum ki, ümit ediyorum ki o bana bunun ivesi olarak, karşılığı olarak bir şey verir. Fekâle lâkhar, öteki dedi ki naam, evet, kad vehebeli bâziyem, bana bir bâziye hibe etti. Mâ se'eltu, ben ondan istemedim. İstemediğim halde getirdi, bana hediye etti. Ve mâ te'arrestu lehu, ona taarruz etmedim. Yani önüne geçip de illa bunu bana ver demedim. Kendiliğinden getirdi, bana verdi. Fakat şimdi gelmiş istiyor. Ben istemediğim halde bana verdi de niçin istiyor yani buraya getirdi. Eğer ben isteseydim, o da verseydi hakkı var idi. İstemediğim halde vermiş, hediye etmiş, şimdi gelip istiyor. Şimdi hükmü veren kim? Hazreti Fudale. Fudale ne diyor? فَقَالَ لَهُ فُدَالَ اُرْدُدْ اِلَيْهِ هِبَتَهُ. Madem bu adam istiyor hibesini, hibesini gerisin geri ver. O ki bir karşılık vermemişsen, hükmü şer'i öyle. Bu hibesini alır. Alır ama فَاِنَّمَا يَرْجِعُ فِي الْهِبَاتِ. Hibelerden dönen adamlar اَنْنِسَاءُ وَشِرَارُ الْاَقْوَامِ. Kadınlardır, bir de erkeklerin kötüleridir. Şirar-ı lakum. Kötü adamlar, tebiyeti, pis adamlar döner hibelerden. وَقَدْ رُوِيَا يَتَرُونِ كَدَرْ بَصِرْ. وَقَدْ رُوِيَاً اَبِ الدَّرْدَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ف۪ي ذَٰلِكَ اِذَا. Bu mesele hakkında Hazreti Ebu Derda'dan da rivayet var. Hazreti Ebu Derda'dan rivayet edilen hadis maşhur bir hadistir ki قَدْ حَدَّسَنَا فَهْدُونَ فَهْدُونَ bize rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّسَنِي مُعَوِيَّةُ بْنُ صَالِحٍ اَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعَدْ اَنْ اَبِ الدَّرْدَى قَالَ. Hazreti Ebu Derda buyurdular ki اَلْمَوَاهِبُ ثَلَاسَ. Hibeler, bağışlar üç türlüdür. رَجُلٌ وَهَبَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُسْتَوْهَبْ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَسْتَوْهِبَ. Bir adam, رَجُلٌ bir adamdır ki وَهَبَ hibe etti مِنْ غَيْرِ اَنْ يُسْتَوْهَبْ. O daha doğru. يُسْتَوْهَبَ kendisinden hibe talep olunmadığı halde hibe verdi. Kimse kendisinden bir şey istemedi. Fakat kendiliğinden hibeyi verdi. فَهِيَ bu كَسَب۪يلِ sadakati, sadaka gibidir. Madem kimse ondan hibe bir şey istemedi, vermiş olduğu hibe sadaka kabilindendir. فَلَيْسَ لَهُ adam için caiz olmadı, اَنْ يَرْجِعَ ف۪ي sadakati, sadakasından dönmek ona caiz olmadı. Öyleyse o adam kendisinden istemedikleri halde vermiş olduğu hibeyi dönüp gerisini geri alamaz. Sadaka nevinden oldu bu. وَرَجُلٌ bir adam da üstü hibe, ondan hibe talep olundu. فَوَهَبَ o da hibe etti. Birisi geldi ondan bana bir şey hibe et dedi. O da eyledi. Hibe eyledi. فَلَهُ السَّوَابُ onun da sevabı vardır. فَاِنْ قُبِلَ عَلَامُ فَاِنْ قَبِلَ kabul ederse عَلَى مَوْهِبَتِهِ o vermiş olduğu hibe üzerine sevaben bir ivaz, bir bedel kabul ederse فَلَيْسَ لَهُ o adam için olmadı. İlla zâlik o almış olduğu hiben, vermiş olduğu hibenin karşılığında ne verildiyse kendisine, o ne aldı, kabul etti. O da dönemez. وَلَهُ اَنْ يَرْجِعَ ف۪ي هِبَتِهِ o hibeyi, kendisinden hibe istemişler, o da vermiş. Onun için hibesinden dönmesi caiz olur. مَا لَمْ يُسَبْ bir ivez almamışsa. Demek kendisinden hibe istenilen bir adam hibeyi verdi, karşılığında da bir şey aldıysa ondan da dönemez. Yok, almadıysa o dönebilir. Üç türlü oldu. وَرَجُلٌ وَهَبَ bir adam da hibe etti. وَاشْتَرَتَ السَّوَابَ ona karşılıkta şart koştu. Bak ben sana şu şeyi hediye hibe ediyorum ama sen de filan şeyi bana hibe edeceksin dedi. فَهُوَ
Bu karşılık deynun ala sahibiha, bu hibeyi alan adamın üzerine borçlu. Madem hibeyi kabul etti, onun şart koşmuş olduğu karşılığı verecek. Fi hayatihi, hayatında da borçtur. Ve ba'de vefati, vefatından sonra da borçtur. Yani onu vermezse adam der ki, bak ben vermiş olduğum hibeyi gerisin geri alırım. Ben şart koştum. Mesela ben sana bir at verdim, sen de bana bir saat verecektin. Saati vermedin. Öyleyse ben atımı alırım. Peki o ati verdi. Ondan saat alması onun bir hakkı oldu. O saati vermesi hayatında da onun borcudur. Öldükten sonra da. Öldükten sonra yani vereselerinden gider adam alır. Vereselerine der ki ben babanıza bir at vermiştim. Mukabilinde bir saat alacaktım. Saati vermedi. Saati verin. Borçtur. O borcu ödediyse ödedi, ödemediyse hibesinden dönebilir. Çünkü şartına bu. فَهَذَا اَبُ الدَّرْدَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ İşte Hazreti Ebu Derda قَدْ جِعَلَ قِلْدِ مَا كَانَ مِنَ الْهِبَاتِ Hibelerden olan şeyleri مَخْرَجَهُ مَخْرَجَ السَّدَقَاتِ Onun mahrecini sadakaların mahreci kıldı. Yani hibeler sadaka kabilinden olur. فِي حُكْمِ السَّدَقَاتِ Sadakat hükmünde olur. وَمَنَعَ الْوَاهِبَ وَمُنِعَ الْوَاهِبُ Vahib men edildi. مِنَ الرُّجُوعِ فِي ذَٰلِكِ Hibesinden dönmekten men edildi. كَمَا يُمْنَعُ الْمُتَصَدِّقُ Sadaka veren bir adam men edildiği gibi مِنَ الرُّجُوعِ فِي صَدَقَةِ Vermiş olduğu sadakayı dönüp alması memnun olduğu gibi bir adam da hibe verir de sadaka kabilinden olursa sadaka kabilinden olmuşsa ondan, o da dönemez. Ne vakit sadaka kabilinden olurdu? Kendisinden hibe istemedikleri halde birisine bir hibe verirse o sadaka kabilinden o da dönemez. Ve cu'ile kılındı. Mâ kâne minhâ bigayri hâzel veçhi. Bu veçhin gayrisiyle kılınan hibe. Mimma lem yuştarat sevabun. Karşılık şart olmayan sedekede kılındı. Mimma yerci'u fihi. O sedekeden, o vermiş olduğu hibeden dönen kısımdan kılındı. Madem yusebil vahibu aleyhi. Hibe edene karşılık verilmediği müddetçe. Demek sedeke, hibe iki türlü oluyor. Sedeke kabilinden olursa dönemez. Yok. Karşılık mukabilinde verdi ise, karşılığını aldı ise o da dönemez. Yok karşılığını almadı ise, karşılık gözlüyordu ama öteki adam vermedi. O hibesinden dönebilir. Ve cu'ile meşturite fihil ibad. Bir de var ki şart koştu. Ben hibeyi vereceğim fakat ivaz olarak bunun karşılığında bir şey alacağım. Bu da kılındı fi hükmil bey'i, fi hükmil mebi'i, satılan eşya hükmünde kılındı. Fe cu'ile l'ivadu li vahibihi. O ivadın vahibi için kılındı vaciben alel mevhubile. Mevhubile üzerine vacip kılındı. Yahut da fecaale bütterde kıldı. Öyle doğru. Fecaale Hazreti bütterde kıldı. Al ivade li vahibihi. O hibe eden adama verilecek ivazi vaciben vacip kıldı alel mevhubile. Hibe olunan adama vacip kıldı ki onu ödemesi ona vaciptir. Fi hayatihi. Hayatında ödemesi vaciptir. Ve ba'de vefatihi vefatından sonra. Hayatında kendisi ödeyecek, vefatından sonra da vereseler ödeyecek. فَهَذَا işte bu حُكْمُ الْهِبَاتِ hibelerin hükmüdür. عِنْدَنَا bizim indimizde de hibelerin hükmü budur. فَاَمَّا مَا ذَكَرْنَا peki Hanefilerin mezhebi bu oldu. Yani teyit etmiş oldu ki hibeden dönmek alel ittak caiz değildir diyenlerin İçtihadi hatalı oldu. Bu alelittak değil, tefsilat var. Hibeden dönülmez. Ne vakitte karşılığında bir ivez almışsa dönülmez. Yahut da hibe kastiyle değil de sadaka kabilinden vermişse bundan da dönemez. Yok hibeyi vermiş, karşılığında bir ivez gözlüyor. Şart koşmamış ama gözlüyor. O dönebilir. Yok hibeyi vermiş, ona bir de bir şart koşmuş, bir karşılık alacak. Bu da alışveriş hükmündedir. Öteki adam o ivezi vermesi boynunun üzerine almış borçludur. Peki şimdi mesele şeye geldi. Mani olan şeyler, hibeden dönmeye mani olan
şeyler var idi. Onlardan bazılarını burada zikredecek. فَاَمَّا مَا زَكَرْنَا bizim zikredeğimiz مِنْ اِنْقِتَاعِ رُجُعِ الْوَاهِبِ فِي هِبَتِهِ hibe veren bir adamın hibesinden dönmesinin münkati olması, kesilmesi لِمَوْتِنْ مَوْهُوبِلَهِ مَوْهُوبِلَهِنْ ölmesi sebebiyle hibe verdi bir adama, alan adam öldü, o vakitte daha dönemez. اِنْقِتَاعِ رُجُعِ الْوَاهِبِ فِي هِبَتِهِ لِمَوْتِنْ مَوْهُوبِلَهِ mevhubilehin ölmesi sebebiyle hibe edenin dönmesinin munkati olması. Mevhubileh öldü mü adam daha hibesinden dönemez. Bunun deliline gelince ev bistehlakil hibete yahut da adam hibeyi istehlak etti. Elinden çıkardı. Giyilecek şey ise yedi, giyilecek şey ise giydi. Yahut da sattı. Elinden çıktı, helak oldu. O vakitte dönemez. Peki bunun delili فَلِمَا رُوْيَانَ اُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاِذَا فِي ذَٰلِكَ bu mesele hakkında Hazreti Ömer'den rivayet olunan hadise binaen bu hüküm vardır. حَدَّسَنَا صَالِحْ قَالَ حَدَّسَنَا حَجَّاجُ بْنِ اِبْرَاهِيمْ قَالَ حَدَّسَنَا يَهْيَا عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمْ عَنِ اِبْرَاهِيمْ عَنْ عُمَرْ مِثْلَهُ aynen bunun gibi rivayet edildi. Yani kasteder ki مِثْلَ حَدِيثِهِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْفَصِلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْفَصِلِ bu fasıldan evvelki olan fasılda zikreylediğimiz gibi bu hadisi şerifi zikreyledi ve zade hem de ziyade eyledi ki ve yestehlikeha ev yemute ahaduhuma o hibesinden döner onu istihlak ederse yahut da ölürse vakitte dönemez. Bunu ziyade eyledi. Feceal Ömer radıyallahu anhu Hazreti Ömer kıldı istihlakel hibeti hibenin helak olmasını يَمْنَعُ وَاهِبَهَا مِنَ الرُّجُعُ فِيهَا hibe edenin hibesinden dönmesine mani kıldı. Hibenin helak olması, onu istihlak etmesi vahib sözünden, hibesinden dönemez. وَجَعَلَ مَوْتَ أَحَدِهِمَا vahibin yahut da mevhubilehen birisinin ölümünü de kıldı. Ne kıldı? يَكْتَعُ keser oldu. مَا لِلْوَاهِبِ فِيهَا vahibin rücu hakkının iptali için sebep kıldı. Mine rücu'i'da. Evet, rücu'dan, hibesinden durmasında. Fekezalike nekul, biz de böyle deriz. Vahib öldü mi, mevhub ile öldü mi, daha dönülmez hibede. Ve kad rüyan şüreyhin fil hibeti, şüreyhten de rivayet edildi hibede, neziru ma kad rüyan Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer'den rivayet edilen hükme benzer bir rivayet de şüreyhten geldi. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عمر قال أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت محمدا يحدث أن شريحا حضرت شريح قال شريح قال dedik ki من أعطى في قرابة her kim akrabasına verirse أو معروف yahut da معروف yani sevabına nail olmak için bir hususta verirse ev siletin yahut sile-i rahm için verirse faatiyyetuhu caize onun verdiği caizdir. Yani tenfiz edilir. Vel canibül müstakrab hurbet talep edilen canib ise yusef diyor. Yusef min hibetihi. Fakat cezm için bir alamet yok. Cezmede ne oldu? Yukarıda bir cezm harfi cezim bir şey yok ki. Men a'ta yok. Yuhaddisu enne şureyhan gâle men a'ta men i'etti. Men a'ta fi qarabetin ev marufin ev siletin fatiyyetu caize. Bitti bu. Bu cümle bitti. Atiyesi caizdir. Vel canibül müstakrab bu müptede oldu. Canibü müstakrab ise in eğer olursa olur. İn yusef min hibetihi ev yuredde aleyh. O da olmadı. Hele kapat onu. Men a'ta fi qarabetin. Her kim akrabasına bir hibe verirse. Ev ma'rufin. Yahut sedeke niyetiyle verirse. Ev siletin sile-i rahim. Kastiyle verirse. Fe atiyyetu caiz. Caize. Onun atiyyesi caizdir. Ondan yani dönemez. Adakad-ı şüreyh diyor bunu. Vel canibül müstakrabu. Gurbet talep edilen canib ise yani hediye vermiş
ondan bir gurbet, yakınlık talep ediyor. O ise yusabu min hibetihi, hibesinden ivez alınabilir. Ona karşılık bir ivez alınır. Eğer alırsa alır. Ev yureddu aleyhi yahut da reddedilir. Madem kendisine birisi bir hibe vermiş, ya ona karşılık bir şey verecek, karşılık bir ivez verecek yahut da hediyesini reddedecek. Dedi ki bu, şimdi bu da Hazreti Ömer'in vermiş olduğu hükme yakın. Haddesena Yunus kâle haddesena Süfyan an Eyyub an İbn Sirin an Şüreyh'in mislehu. Hazreti Şüreyh'den aynı rivayeti, Yunus da rivayet eyledi. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki ve emmâ hibetü kulli vâhidin mine zevceyn. Zevceyinden her birisinin hibesi li sahibihi ötekine. Bu da rücu'a mani olur. Kadın kocaya, koca kadına bir hibe ederse dönemezler. Bunun delili فَاِنَّ اَبَا بَكْرَةَ قَدْ حَدَّسَنَا قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ عُمَرْ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَا عَنْ اَيُّوبِ اَمْ مُحَمَّدٍ اَنَّ اَمْرَاَةً وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا هِبَةً İmam Muhammed'den rivayet ediyor ki bir kadın kocasına bir hibe verdi. سُمَّ رَجَعَتْ فِيهَا Sonra hibesini gerisin geri istedi. فَاَخْتَسَمَا اِلٰى شُرَيْهِنْ Kocası da vermedi, muhasemi ettiler. Kadı Şüreyh'in huzuruna çıktılar. فَقَالَ لِلزَّوْجْ Kadı Şüreyh, zevce dedi ki adama, شَاهِدَاكَ İki şahit nerede? İki şahit yani olsun. اَنَّهُمَا رَأَيَاهَا İki şahit getir ki onlar gördüler. وَهَبَتْ لَكَ مِنْ غَيْرِ كُرْهِنْ وَلَا هَوَانْ Onlar gelsin şehadet etsinler ki bu kadın bu hibeyi verirken sen onu ikrah etmedin, cebretmedin, tezyik etmedin. Kendi arzusuyla bu hibeyi verdiğine iki şahit getir. Ve illa eğer şahitlerin yoksa feyeminuha kadın yemin eylesin. Ki lekad vehebet leke kadın yemin edecek ki o sana hibe etti. En kürhin ve hevanin sen ikrah ettin, sıkıştırdın da o da hibe etti, buna yemin etsin. Şimdi bak Kadı Şerif meseleyi el-beyyinetü alel-müddeyi vel-yemini alamenenker kaide-i umumiyesine bağladı. Madem kadın diyor ki ben hibemden döneceğim. Niye dönüyorsun? Hibeden dönülmez. Niçin? Kadın koca arasında olan hibe dönülmez. İlla ikrah olursa. İkrah olursa vakıtta dönebilir. Kadın ne diyor? Diyor ki benden bu hibeyi benden aldı ama beni icbar etti, sıkıştırdı da aldı. Bu vakitte esas davayı kocası diyor ki bu kocan seni sıkıştırdı ve ikrah etti de bu hibeyi aldı. Yemin ederse davayı kazanır. Yok yeminden nükül ederse davayı kaybeder kadın. Fahada Şüreyh işte Hazreti Şüreyh katse ale zevcel beyine. Zevce beyineyi sordu ki ennehâ vehebet lehu. O beyine kadın hibeyi ona verdi. La in kürhin ikrah ile değil. La derti ca'iha fil hibeti. Hibeden kadın döndü ya, o vakitte Kadı Şürih ne istedi? Beyine istedi kocasından ki sen iki şahit getir ki sen ikrah etmedin bu hibeye. فَدَلَّ ذَٰلِكُ Bu delalet etti ki اَنَّ السُنَّةَ سُنَّةَ لَوْ سَبَتَتْ عِنْدَهُ عَلَى ذَٰلِكُ Kadı Şüreyh'in endinde sabit olsaydı ki evet sünnet hangisi yukarıda okuduğumuz birinci hadis-i şerif var ya اَرَّاجِعُ فِي هِبَتِهِ كَرَّاجِهِ فِي قَيْئِهِ Bu sabit olsaydı لَرَدَّ الْهِبَةَ اِلَيْهَا Hibeyi reddederdi. وَلَمْ يُجِزْ لَهَا O kadına da tecviz etmezdi. اَرْرُجُعَ فِيهَا Onda rücu'u tecviz etmezdi. Burada ne demek istedi? فَدَلَّ ذَٰلِكَ اَنَّ السُنَّةَ Yani sünnet bir rivayette de hibe. لَوْ سَبَتَتْ عِنْدَهُ قَالِ شُرَيْهَنْ indinde sabit olsaydı. عَلَى ذَٰلِكَ Bunun üzerine. İyi. لَرَدَّ الْهِبَةَ هِبَيْ رَدِّدَرْدِ اِلَيْهَا Kadına, kadın döndü ya, ona verirdi. وَلَمْ يُجِزْ لَهَا Kadına da tecviz etmezdi. اَرْرُجُعَ فِيهَا Onda rücu'u tecviz etmezdi.
Halbuki ne dedi? Yok. Kadın raci olamaz. Hibeyi alıp da kadına vermedi. İlla ki yemin teklif etti. وَقَدْ كَانَ مِنْ رَيِّهِ قَدْ شُرَيْهِ رَيِّنْدَنْ اُلْدِ كَ اَنَّ لِلْوَاهِبِ Vahib için orucudur, hibe eden için. اَرْرُجُوعَ Orada ötür değil, üstün o. اَرْرُجُوعَ فِي هِبَتِهِ هِبَسِنْدَنْ Rücu olucudur. اِلَّا مِنْ ذِرْ رَحِمِ الْمَحْرَمِ اِلَّا bir mahreminden olursa. فَجَعَلَ الْمَرْأَةَ فِي هَذَا işte kadını da burada kıldı. كَذِرْ رَحْمِ الْمَحْرَمِ mahrem sahibi gibi kıldı. Madem bir adam akrabasına vermiş olduğu hibeden dönemez, burada da kadın kocasına vermiş olduğu hibeden dönemez illaki ikrah olsun. O ikrah da ispat ile olacak yahut da yemin ile. فَهَاكَذَا نَكُولُ işte biz de böyle deriz. Hanefilerin mezhebi de böyledir. وَاَمَّا هِبَتُ الزَّوْجِ لِمْرَأَتِهِ Peki, kadın kocasına hibe ederse dönemez. Ya kocası kadına hibe ederse, o da dönemez. Bunu ispat eden hadisi şerif de şu. فَاِنَّ اَبَا بَكْرَ تَحَدَّسَنَا قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ عَمَرْ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَ عَنْ اَبِي مَنْصُورْ قَالَ قَالَ اِبْرَهِيمْ اِذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا اَوْ وَهَبَ الرَّجُلُ لِمْرَأَتِهِ Bir kadın kocasına bir hibe verse yahut da kocası kadına hibe verse فَالْهِبَةُ جَائِزَ Hibe caizdir. وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا Bunlardan hiçbirisi için de caiz değildir. اَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ Hibesinden dönmek caiz değildir. Verdi mi verdi. Onu şeyde dar bir mesel derler. Kadın koca arasında yenildi gitti derler. Bitti. Kadın koca arasında yeni birbirine bir mal getirdi de yenildiyse işte hibe etti, yenildi gitti. İşte bu da o kabirden dönemez. حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال إبراهيم النخعي buyurdular ki الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم erkek yahut da kadın bunlar rahim menzilesindedir mahrem olan akrabalardan gibidirler إذا وهب أحدهما لصاحبه birisi ötekine bir şey hibe etti mi lem yekun lehu en yerci ondan dönmesi ona caiz olmadı. فَجُعَلَ الزَّوْجَانِ فِي هَذِي الْحَادِسِ Zevcü zevce bu hadislerde kılındı. كَذِرْ رَحِمِ الْمَحْرَمِ mahrem gibi kılındı. فَمُنِعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِنَ الرُّجُعُ Bunlardan her birisi hibelerinden dönmesinden men edildiler. فِي مَا وَهَبَ لِصَاحِبِهِ öteki sahibine hibe etmiş olduğu şeyden dönmesinden men edildiler. فَهَاكَذَا نَقُولُ Biz Hanefilerde böyle deriz. Vur o kediyi bir bu kapatta vur. وَقَدْ وَسَفْنَا فِي هَذَا Biz burada vesfeyledik. مَا زَهَبَتْ مَا زَهَبْتَ اِلَيْهِ فِي الْحِبَادِ Hibe hakkında sen neye zahip olduysa işte biz bunları vesfeyledik. وَمَا زَكَرْنَا مِنْ هَذِي الْاَسَرِ Bir de bu eserlerden bizim zikrettiğimiz. İzlem ne'alem Biz bilmedik en ahadin hiçbir kimseden mislemen raveyna anhu kendilerinden rivayet eylediğimiz adamların hiçbirisinden bunları yahut da bir mislinden bunları benzer diye bir zattan işitmedik hilafen daha bu rivayetleri muhalifte bir şey işitmedik. İşte bizim elimizdeki rivayetler bu. Yani muhalif adama diyor ki sen vesfettin ya bir adam hibe verdiği mükati surette dönemez diyorsun. Halbuki biz de birçok eserlerde getirdik ki dönmesi caizdir. Eğer hibes almamışsa yahut da sedeke niyet etmemişse yahut da akrabalık yoksa hibesinden dönebilir. Dönemez diye sen bizim zikreylediğimiz bu gibi şahıslar gibi şahıslardan da muhalif olarak bir rivayet yok. Bulamadık. فَتَرَكْنَ النَّزَرَ مِنْ اَجْلِهَا Bu acilden biz nazarı terk eyledik ve kalletnaha bu rivayetleri teklif eyledik. Daha araştır. Bunlara mukabil Hazreti Ömer gibi, Kadı Şüreyh gibi başka adamlardan da buna muhalif bir rivayet olsaydı yine araştırırdık, kıyas miyas yapardık. Daha yapmaya da lüzum kalmadı. Fakat kânen nazar halbuki kıyas oldu. Lev kalleyna ve iyyâh. Eğer
bu eserler olmasa da kıyasa gidecek olsak kıyas oldu. Hilafe zalik. Bu okuduğumuzun hilafını oldu. Kıyas yapsak bunun muhalifi gelir. وَهُوَ وَذَا نَدْرْ اَنْ لَا يَرْجِعَ الْوَاهِبُ فِي الْهِبَ. Orada bu elif ister. Vahib, hibe eden adamın hibeden dönmemesini icap eder. Kıyas. Ama eserlerde geldi ki ivez almamışsa aralarında akrabalık olsa dönebilir. Kime? لِغَيْرِ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ. Mehreminin gayrisine vermiş olduğu hibeden dönmemesi lazım gelir. Ne için? لَاَنَّ مِلْكَهُ هِبِ اَدَنْ اَدَمٌ مِلْكِيَّتِ قَدْ زَالَ عَنْهَا. O hibeden zahir oldu bir hibetin, bir hibe sebebiyle. اِيَّاهَ اُنِ. Yani madem onu hibe verdi, o hibe sebebiyle milkinden çıktı. وَسَارَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ. Mevhubi lah için oldu, mevhubi lahın oldu, دُونَهُ kendisinin değil. فَلَيْسَ لَهُ نَقْدٌ. O adama bunu bozmak caiz olmadı. Kaleyse de o adam için olmadı, caiz olmadı. Ne kudu maşul bir şeyi bozmak ki kad melleke aleyhi, o şey üzerine temlik verdi. Ne? Onu bozmak caiz olmadı. Madem öteki adam ona temlik etti, senin hakkındır dedi. Onu bozmak caiz olmadı. İlla bir rıdai maliki. İlla malikinin rızası olacak. Sen adama vermişsen, senin mülkiyetinden çıkmış, onun mülkiyetine girmiş, onu tekrar alması, gerisin geri almak için öteki adamın razı olması lazım. Razı olması o adamın mülkiyetinden bunu çıkaramazsan kıyas bunu icap eder. Velakin nettiba'al asar, lakin eserlere, hadislere rivayet ve taklide eyyimmeti ehlil ilim, ehli ilmi taklid etmek evla, kıyastan evladır. Felizalik, bunun için kalletnaha, biz bu eserleri taklid eyledik. Vakti deyinaha, bu imamlara da iktida ettik, kıyası terk eyledik. Ve cemi'u ma beyyenna fi hadel bab, bu babda beyan ettiğimizin hepsi kavlu Ebi Hanife'te ve Ebi Yusuf'e ve Muhammed'in rahmetullahi aleyhi mecmu'in, Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in kavulleridir. Bu zikreylediğimiz onların kavulleridir. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. El Fatiha.